Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Oscar'ı veterinere getirdik. İmzayı atacağız burada. Bizim kadroya dahil oldu. Bonservisi falan artık bizde. Emircan sağ olsun. Kendi köpeğimizi bize hediye etti. Gel bakayım. Gel. Gel. Çık hadi çık. Şimdi ilk defa Aras yolculuğu yaptı. Evet. Abi bunu ben sahiplendirmiştim bir arkadaşıma. Arkadaşım da transfer işleri var, futbolcu. Şimdi Erzurum'a gitti. Erzurum'da soğuk bir yer. Bu da bizde biraz fazla kalınca bunu çok sevdik. Bak tosun gibi duruyor. Gitti geldi bir geri. Yok gelmedi. Daha Ay gitmeden gitmedi. Bu kadar durursa biz de bağlandık ona. Dedik artık bizde kalsın madem öyle. Sen başka doğum olursa o zaman veririz yani. Bu da abone ol baksana abi ya. İnşallah. Bu kadar çok böyle tosun. Güzel, görüntüsü kangal çok. Gibi ya. Diğer şey biraz kilo fazla almış ama. Evet kilo fazla almış. Kardeşleri bile hep dövüyordu abi. Yemeğin hepsini bu yedi. Yemek tabağın yanına hiç ayrılmıyor. Ama gayet güzel maşallah. Çok güzel abi. Şimdi bunun aşılarına başlayalım. Aşılarına başlayalım. Gerekenleri yapalım buna. Tamam şey yapalım. Tüy aşısı yapacak mıyım? Yapalım tüy aşısı. Hazırlayayım mı? Hazırlayalım onları Emre. Büyücü karmasını hazırlayalım. Bunun çift mit işini daha evet. Sonra yaparız. Sonra yaparız. Son birkaç gündür herhangi bir kusması... Yok ya. Herhangi bir ya kendi yemeğinden yiyor gidiyor. Hepsinin yemeğini. Merhaba. Bu biraz şey abi farklı bir cak ya. Gerçekten kardeşleri gibi değil ya. Biraz obur cak. O gün obur cak nasıl bu? Yani ne bileyim bu hoşuma gitti abi. Ne dedim ben de. Ben daha köpek sahiplenmeyecektim ama bunu da neydi abi? İsmi neydi? İsmini Oscar koydum abi. Oscar. Yani lakabı Kutu. Bu Escobar'a benziyor diye bir şişkoydu biraz. Aynı suratı onun gibiydi. Zaten Escobar'ın yanında duruyor. Escobar amcasıyla beraber. O yüzden küçük kutu diyorum ona. Gayet güzel görünüyor. Bakımı iyi. Evet bakımı görüntüsü iyi. Abi bununla biraz fazla ilgilendim ya. Seni de seviyorum ya. Çağırdım geliyor daha yavru. Öbürleri hiçbiri gelmiyor. Kaçıyorlar. Belki bu biraz daha akıllı olur onlarla. İyi bir köpek. Buna ne yapacaksın abi şimdi? Şimdi iç dış parazitlerini yapalım. Karmasını falan yapalım. Pisliğini 8. Ben şimdi buna hiç aşı maşı bir şey yapmadım 8. Abi tamam mı? Yani bizim oradan çıkmadığı için, dışarıya çıkmadığı için orada zaten doğal bağışıklık var. Bugün kaç günlük oldular şimdi bunlar? Şu an 2 ay 20 gün. 2,5 ay oldu yani. Bir şey yapmıştım, kontil diye bir şey var ya, ondan şurupla böyle 1 miligram verdim. Tamam. Kurdunu murdunu dökmüştüm ama sen yine vereceğim. Sen yine de ver abi, aynen. Sağlam olsun. Ben çünkü hepsine verdim, iyi kilo alsınlar diye. Başarılı olmuşsun zaten, öyle görünüyor. Evet, kurt. Zaten bu içindeki kurdu da yer abi. Acayip bir şey, yemek fena yiyor ya. Yani dışarıda duruyor, gidiyor bütün herkesin tabağına bakıyor, biri bir şey bırakmış. O kadar komik ki. Tabakları arıyor ya, biri bir şey bırakmış. Tabakları değil mi? Evet. Yine ben iç parazit hapını veririm. Size de bir tane vereceğim. Onu da bir 15 gün 15 sonra falan verin. Verirsiniz ona. Öbür tarafını çevirelim de öyle yapalım. Bu verdiğim hapların içerisinde şey var, praziquantel var ama yine enjeksiyon olarak da yapıyorum bunu, iştah sağlam olsun diye. Ha, olsun. Yumuna size bulaşabilecek bir ekinokok dediğimiz bir illet var. Ha. Bu benim yakınım, çevremdeki birkaç kişinin ciğerinde sıkıntı yarattı. İnşallah bizde de olmaz da. Ama elimizden geldiği kadar buna gayret... Yani o dediğin şey benim arkadaşım da bu yüzden ameliyat oldu yani. Bu i̇şte köpek yani tüyünden son ameliyat zaten. Köpek tüyünden dolayı ameliyat oldu. Şeyini dışarı aldılar bilmem ne bayağı bir sıkıntılı iş. Kesinlikle. O yüzden ben tüy aşısını... Kendi zevkli köpek bakan kişilerin, kedi köpek bakan kişilerin bu uygulamayı kesinlikle sık sık yaptırmaları gerekiyor. Tamam bizim köpeklerimizden böyle bir sıkıntı olmaz. Hepsini yaptık. Hepsini yaptık. Senin köpeklerini işte evet. Hem hap olarak verdim evet. O etken maddeyi onlara hem de enjeksiyon olarak anladım. Yaptım. Yani başka köpeklerden, şimdi ben şunu diyorlar ya köpeğe öpüyorsun. Şimdi gidin, yani bu köpeklerde bir sıkıntı olmaz. Gene ben öpmüyorum ama
Şimdi başka hiç öyle bir şey olmayan köpeği adam öptü. Kaçtı ağzına tüy. İşte zaten çok tehlikeli. O tüyü yutuyorsunuz mesela. O hemen bir şey olmuyor ya. Daha sonra yani. Tabii sonra çıkıyor. O tüyün üzerinde ekinokok paraziti dediğimiz bir parazitin yumurtası veya işte şey oluyor. Bulaştırıcılar vası oluyor. Onu yuttuğunuz zaman zannediyorlar ki tüyden bir şey oldu bana. Halbuki tüyle alakası yok. O tüyün üzerinde konaklamış olan etkenden kaynaklanıyor. O insan vücudunda ortamını bulunca konakçı olarak insan vücudunu seçiyor. Ne yapıyor da? Hemen bir açılım yapıyor. Gidiyor herhangi bir organa yerleşiyor ve orada çoğalıyor. Ve kistik oluşumlara sebep oluyor. Böyle yuvarlak yuvarlak büyük kistik oluşumlar. Sonuç kesinlikle operasyon. Başka bir tedavisi yok. Organın belli bir kısmıyla beraber kesip alınıyor. Kist organı. Kist patlatılmaması gerekiyor. Çok çok riskli bir ameliyat. Tehlikeli. Evet. Tehlikeli. Senin tanıdıklarının da başına geldi. Kesinlikle. Benim direkt yakın amcam. Benim de ya. Arkadaşım ya. Bizim Elyasan. Yani Elyasan Çakıroğlu var benim arkadaşım. Onun başına geldi, dedi ki yani o da köpeklerle hep böyle düşüp kalkıyordu. Ben de aynı onun gibi, dedi ki bak bana, beni o uyardı, dikkat et dedi. O günden sonra ağzıma böyle tüyümü, ben ağzıma tüy geçmese bile hep tükürürüm böyle tüyümü gelmesin diye. Kesinlikle. Şimdi sen bu şeyi dedikten sonra rahatladım biraz. Bunları yaptıktan sonra işte çok da bir şeyimiz kaldı. Genelde dikkat ediyorum ama en azından kafam rahat yani. Evet. Benim size verdiğim hapların mesela içerisinde, hepsinin içerisinde praziquantel vardır. Hani bu iç parazit hapları falan veriyorum. Evet. Onların içerisinde praziquantel vardır. Bu etken maddedir. Yani o paraziti öldüren etken maddedir. Ama ben mesela senin oraya her geldiğim zaman da enjeksiyon olarak da o ayrıyetten bir praziquantel şeyi yapıyorum hayvanlara. Vallahi insan sağlığını düşünmek zorundasın. Her türlü. Yani bunların içerisindesin, sabahtan akşama kadar bunlarla yoğruluyorsun. Evet, onlara da düşün ama kendine de düşünmek zorundasın. Aynen kendine öyle. Bunlara biz olmasak nasıl bakılacak bunlara? Bir damla verir misin? Şimdi bunu bir daha ne zaman getireceğiz? Tam 15 gün sonra. 20 gün sonra getireceğiz bunu. 20 gün sonra bir daha geleceğiz. Yani aynen, o şey bağışıklığı tamamlasın diye, değil mi? Buna bugün yemek vermedim abi. Yani verebilirsin ama yok, yola geldi yani ya şimdi. Yol, makine yani bir saat yol geliyoruz bu yüzden. Kusma falan oluyor. O yüzden vermemem daha iyi. Şimdi şey yaptık. Şu sırtına damlattığım damlayı birkaç gün hayvanı sudan falan koruyalım. Tamam, zaten bunu hep yanımızda tutuyoruz yani. Kardeşleri bunu çok dövüyor ya. Acaba bunu rakip mi görüyorlar kendilerini dövünce şimdiden başını ezelim diye. Ben şimdi bilmiyorum, içgüdüsel olarak bir olay var mı? Bunun için saldırıyor onlara. Bu da hepsi birlikte bunu dövüyorlar ya. Yani ufak tefek yaralıyorlar ama. Bu kaçıyor mu? Bu kadar kaçmıyor, hepsiyle savaşıyor, ayağa kalkıp bir acayip bir şey ya. Buna rağmen savaşıyorlar. Evet. Yani genellikle kaçana saldırırlar da. Evet. Yani ona yenebiliyorlar düşüncesi var ya. Ama bu acayip olacak ya, bakalım merak etme, kafaya bak ya. Kafası çok güzel yani. Diğerlerin kafaları böyle sivri geliyordu, bunun yani kafası böyle kar. Şimdi abi bunu koyalım şeye de o zaman. Bunun işi bitti şu an. Şimdi bunun bugünlük şeyleri tamam. 20 gün sonra devam edeceğiz. Lady'yi getirelim abi. Lady'yi indireyim devam kasadan. Edeceğiz. Bunu şu hapını yapalım? Size vereyim. Bu hapını tekrarlayacağım. Al sen. Tamam. Onu bir şuraya koyalım. Ben de iyi getir yap. Gir bakalım. Evet, Cemalettin abi. Leyda Hanım hoş geldin. Leyda Hanım biraz kaçtı, anladı gideceğini bir yere. Islanmış artık. Şimdi şey abi, bunu kısırlaştırma muhabbetini de yapacaktık da şimdi şu mevzuda başlayınca dedim ki şunu bari iyileştirelim de. Evet. Şimdi bak bu arka ayağını biraz geçirdik abi ilaçla. Bak şimdi tüy çıkmaya başladı yavaş yavaş. Burası şuranın da daha tüyleri daha yeni başladı çıkmaya. Anladım. Öbürlerin hepsi geçti. Şimdi bunun abi bak orayı iyileştirdik. Bak şimdi. Şurada da var bunlar. Bak şurada başladı abi, tamam mı? Bak şu kafasında da var. Buraya da, burası da şimdi kuruttuk burayı. Bir mavi spreyi sıktık buna. Tamam kızım. Tamam. Yani bu diğerlerine... Otur. Otur.
Neydi, otur. Otur kızım. Otur. Oturma, ayaklarımız olmaz mı? Olur. Kabuklanmış mantar şeklinde bir olaylar vardı ama biz bunu sadece yıkama ilaçlarını falan kullandık. Yıkadık, evet yıkadık. Şimdi bugün mü yıkanması gerekiyor, yarın mı? Yarın şimdi yıkanması. Biraz mantara da veriliyor. Yıkama ilacına yine devam ediyor. Şu kafa. Bir dakika Lady. Lady bir dakika. Dur. Bu dogalarda bu oluyordu ya. Mesela korsanda da oluyordu, tamam mı? Yani mantar gibi bir şey değil ama bence. Şey gibi bu. Şu lezonun kuruluğuna bakarsan, şuraların kuruluğuna bakarsan mantar lezon. Yıkama ilacı, deri altı ilaçlar yapacağım ona bir iki tane. Ben o senin verdiğin yıkama... 5 tane iğneyi vurdu tamam. Yıkama ilacına devam edelim. Yıkama ilacına tamam. Yıkama ilacına mutlaka özellikle o lezyonlu kısımlarını falan oralara devam edelim. Bir tane mantar aşısı vurayım ona da. Tamam. Sonra 20 gün sonra bende bir tane buna olacak. Bırakmış mıydın o gün mantar aşısını? Buna bırakmadım ama. Bırakmamıştım diyelim. Diğerlerinde var yani. Şeyde yaptık. Diğerlerine yapmıştık. Buna değil de bir şey... Boçiye ben yaptım 20 gün sonra. Boçinin tamam. Hemen hemen bitti abi Allah aşkına. Tamam. Şimdi bunlar aynı ortamda aynı şeyde dolaştığı için buna bulaşmış olma ihtimali de var. Tamam. Şimdi boçininkinin mesela ikinci dozu vurduktan sonra büyük ihtimalle kayboldu. Evet evet bitti. O Allah zaten kaybolacak. O zaten kaybolur. Bunu da yapayım, bir dozunu ben yapayım, bir dozunu size tamam. Vereceğim ama deri altı bir iğne de yapacağım ben buna her ihtimale karşı. Yap abi tamam. Hemen hazırlayalım abi. Parazit hazırlayalım ben de... Deri altı yazısını hazırlayın. Yıkacağım. Şimdi İki sesin var. İki. Bunun ama şu altlarını da abi kaşıtıyor ya. Bak altlarını gösteriyor. Bak göstereyim sana. Şu altlarına bak şu. Şöyle kaldı mı? Kalk bak şu karalık. Allah'ın kaldı daha. Evet. Şey de çok önemli, bak onu da söyleyeyim. Bu beslenmeye bağlı bir alerjik durum da oluşmuş olabilir bunda. Ya bunları anlayabilmek için... Şimdi buna biraz şey azaltıyorum şeyi, azaltıyorum. Fazla biraz da kilo aldı bayağı. Yağ oranını kesinlikle düşürüyoruz. Yağ oranını düşürüyoruz. Mutlaka. Yani ya konserve falan daha vermeyeyim ben o zaman. Yani yediği gıdalarda özellikle yağ oranını aşırı derecede düşürmen lazım. Konserve türü mamalarını, onlar biliyorsun yok yağlı oluyorlar. Konserve daha buna vermiyorum. Öbürünü kuru kuru yiyorsa yesin, yemiyorsa zayıflasın. Evet, kuru gıdalı. Zayıflatman lazım. Sen onu zayıflatmaya başlayınca zaten büyük ihtimalle şeyde düzenliyorsun. Aynen öyle yapacağız. Ben bunu acıyorum şimdi yesin diyorum ama olmuyor. Çok yiyende böyle oluyor arkadaşlar. Bazen evet, çok yiyenler özellikle enerjisi yüksek ve yağlı gıda şeklinde, karbonhidratı yüksek gıdalar yiyen hayvanlarda ve böyle aşırı kilo almaya başlayan hayvanlarda bu tür reaksiyonlar çok ortaya çıkmaya başlıyor. Yürüyüş yapıyor yani, yürüyüş yapıyor, aynen. Yürüyüş yapıyor ama atamıyor onu. Atamıyor demek, değil mi? Ama kesinlikle diyet diyorum. Domuz momuz alına gitse aslında atar. Evet, gitse atar. Evet ama işte... Kesinlikle diyet yapalım. Aynen, diyet yaptıracağız. Evet, biz bir taraftan düzeltmeye çalışalım onu ama diyetsiz de bırakmayacağız. Aynen, aynen. Gel bakalım. Bir, şey bir tane abi. Bir tane iğnem yakıyor biraz, o yüzden. Şimdi kısırlaştırma işini nasıl yapalım abi? Ne zamana denk getirelim? Biraz kilo verdirelim buna. Kilo verdirdikten sonra yapalım yani, kısırlaştırma. Zaten var bir görsen hep onu sorun. Niye kısırlaştırma? Ya Türkiye'nin derdi bu, bunun kısırlaştırması. Herkes tamam, kısırlaştıracağız onu ama biraz kilo verdirelim ona da ondan sonra. Çok aşırı derecede bu narkotik ilaçları verdiğimiz zaman kilolu hayvanlar da o da problem yaratabiliyor. Hadi ya. Tamam. Peki bunu yani neticede narkoz vereceğiz. Narkoz vereceğimiz için. Kısırlaştıktan sonra abi diyorlar ki böyle obez gibi oluyor, şişko oluyor. Daha çok kilo almaya meyilli oluyor. Daha çok kilo eğilimi oluyor hayvanda ama biraz kuvvetli tut, bu yakabilir onu. Aferin benim canım, bak. Aferin sana. Aferin benim canım, tamam kızım, tamam. Aferin, açabiliriz maskesini. Tamam. Şimdi acaba... Dediğim gibi kilo... Ne oldu Reyk? Ne oldu? Ne oldu kızım? Kim yaktı seni? Gel bakalım gel. Yandın mı? Tamam korkma. Yandın mı kızım? Tamam korkma tamam. Yandın mı bebeğim? Tamam. Korkma bebeğim korkma. Tamam. Çok mu acıdı? Yandı mı neyin? Yandı. Tamam.
öyle sığır gibi, trez gibi olmasaydı senden. Öbürlerine bir şey olmayıp, şimdi geçen sene de korsan olmuştu böyle şeyler. Korsanın barınakta abi şöyle şurasında bir yara çıktı şöyle. Biliyorum, atmıştın bana desin dedi. Aynen. O hala yani kurudu ama öyle kaldı orada ya. Sanki 5. nöbet çıktı orada. Evet. Bak bunun da oraları da sıktım ilaçtan. Oralara mavi spreyimiz var ya. He. O mavi spreyden sıkalım ki bunları kurutsun. Hani böyle yan yatır onu. Şöyle boya yapar gibi. Şu memelerin olduğu kısımlara sıkalım. Sıkalım onu abi şimdi. Şunları da sıkalım. He, bir tane sprey de ver bana. Sprey. Sen bir aç da onu da bana ver ya. Ben de sprey var da bir tane dursun. Emre gel karşıma. Aferin benim kızıma ya. Öyle tut ama. Maskesini takalım mı? Yok yok, gerek yok yani bunu. Karşıma gel. Prenses Lady beni yapmadan. Şu ayağını da tutar mısın? Sen de orayı. Aferin. Şöyle bana. Aferin benim kızıma. Aferin abi. Şu memesini bırak. Kızıma. Aferin kızıma. Aferin. Aferin kızıma. Aferin. Tamam değildi. Benim kızıma. Benim prensesim. Renkli bir kişiliğe büründürüyoruz seni. Tamam. Mavi. Arjantin oldun işte. Tamam değil. Arjantin. Messi. Agüero. Agüero. İyice yayarsın. Yay. Onu kurutacaktı. Rahatlatacaktı bunu zaten. Birkaç defa sıksan kesin kurur. Tamam. Aynı böyle sıkalım biz de. Aferin benim kızıma. Ne güzel. Mavi böyle. Arjantin mavi yaz değil mi? Ben mavi beyaz değil. Mavi beyaz arayacaksın. Abi arkadan da 10 yazan o zaman mesela. Aferin kızıma benim. Şuraya biraz sıkayım. Oraya da. Aferin kızıma. Evet, 10 da yazalım bunu. Yani gösteremem şöyle. 10 numaralı. 10 numara Messi. Kaldırabilirsin. Aferin kızım. Tam Arjantinli oldun ha. Abi hamleye de sıkalım ondan ya. Bak şöyle bak şöyle de sıkalım. Biraz lezyonlu gördüğünüz yerlere sıkmakta fayda var. Tamam. O zaman bir daha burada var bak. Bak bu bugün biraz şey oldu. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bekle. Tamam. O parçalı bulutlu Arjantin işte. Her tarafında bir mavi var ha. Tamam. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim. Aferin kızım. Bir şey yok tamam bak. Bekle. Aferin. Sen prensessin sen ya. Maşallah. Ha böyle narkoza sıksaksın. Bunu narkoza yapalım biz. Onu narkoza sen yap bana abi. Meğer orada narkozum ben onu videoda anladım. Bak tasmayı ben çıkarttım. Valla orada böyle tuttum ya. Bize suikast düzenlemizin. Vallahi billahi bilerek bak abi. Ben buna asılırken meğer tasma çıkmış. Sen açmışsın tasmayı. Abi oğlum videoda. Videoları izledikten sonra biz de gördük. Arkandan da konuştuk dedik bize suikast düzenledi orada. Evet abi ya. Kuşun sahibi geldi. Tamam geliyorum. Beklesin. Tamam abi bunu o zaman. Tamam mı bu nişan? Şimdi tamam numaramızı da yazdık. Tamam. Arjantin'de Messi böyle çek. 10 numara. Tamam. Arkadaşlar köpeklerimizin tedavisini yaptık. Şimdi Cemalettin abi sağ ol Allah razı olsun. Sizden de mavi spreye devam edeceğiz. Aynen o spreyi ver bana. Mavi spreye sıkalım. Bir altı yeni tekrar vereceğim. Tamam. Size. Onunla mı girmiyoruz? Bir tane zaman taraşlı vereceğim. Onları tarif edeceğim nasıl kullanacağım. Deri altıyı sen yapsaydın ya abi. Yaptım bir taneydi. Bir tane daha sana vereceğim. Aa onu yaparken iyi. Nasıl olsa sonradan yanıyor, bir şey olmuyor. Sonradan. Bir mantarla bir şey mi var? Evet. Aa. Şimdi şey yapacağız. Yani. Özellikle beslenmesine dikkat edeceğiz. Aynen, ben zaten dün video çektim, dedim gideceğim yarın Cemal'in abiye. Beslenmede bu işte şeyini keseceğim, kestim zaten. Bu konserve monserve çok tabii, yesin tabii. Diye, iyi yesin diye. Kuru mamayı artık yemiyorlar. İstersen mama, akana en iyi mamayı ver, konserve olmadığın yanında yemiyor. Şimdi bunu... Sadece... Yemezse bile tamam mı? Az yesin, öz yesin diyeceğim. Kesinlikle. Zaten acı... Zaten kilo aldı abi, tosun gibi duruyor ya. Şimdi zaten acıktıkça kesinlikle yemeye başlıyor. Aynen. Barınak da şimdi iyi bulduktan sonra kötüyü kesinlikle yemiyor bunlar. Evet, aynen ama öyle. Ama dokularında bir şimdi alerjik bir vücut var. Tamam mı? Bu alerjik vücuttan dolayı, bünyeden dolayı bunlar da bu tür olayların çok sıklıkla ya Pablo'ya oldu, Escobar'a oldu, korsan oldu. Buna da o oldu da şimdi dönüyor sanki. Bu sene de buna denk geldik. Korsan'da falan bir şey yok. Pablo'da yok.
Evet. Escobar'ın kafasında, hafızasında bir patlama olmuştu. Orayı geçirdik. Mantoronya. Şimdi onda yok çok şükür. Ama işte bu patladı şimdi ya. Sürekli bir şey çıkıyor abi. Şimdi Escobar'a da o şeyi bitirdim. Şey Al Capone'a. Şimdi o haptan aldım. Bakalım o eğer şey olmazsa geleceğiz onun için. Tamam olsun. Onda bir bakarız. Diğer tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar geçmiş olsun.